Ben çocukken biz Orta Batı'da yaşıyorduk. Şükran günü biter bitmez herkes yılbaşı hazırlıklarına başlardı. Benim ailem dışında. Tommy, bittiğimi kes! Ne istiyorsun? Kutlamalarımız televizyondaki aileler gibi olmazdı. Baba, ne zaman ışıklarımızı yakacağız? Savaş varken ışık falan yakamıyorduk. Niye? Annem hep tercümanlık yapardı babama. Baban diyor ki bu hafta sonu değil bir dahaki hafta sonu. Ne? Bu sene ışık falan yapmıyoruz. Enerji tasarrufu yapacağız. Kiminkini, seninkini mi? Bu çöplük için fazla erken. Ha, yılbaşı programı balık tutma programına dönmüş eminim. Noel baba da sandaldadır mutlaka, değil mi? Harika. Oh, yılbaşı ruhu. Seni duydum. Wisconsin'i tesadüf gördüyseniz bilirsiniz ki yılbaşı geldiğinde sokaklarda tonlarca kar olur. Okulların kapandığı bölgeleri açıklıyoruz. 119, 204, 221, 807, 516, 210. Hey, okul yok. Yaşasın, bugün okul yok. Hey, hey. Hey, bugün okul yok, okul yok, okul yok. Sen niye heyecanlanıyorsun? Sen okula gitmiyorsun ki. Anne, onu iyice sar ki ben de onu kolayca paldır küldür yuvarlayabileyim. Koca kafa. İkiniz de dikkatli anne olun. Dışarıda 3 metre kar var. Eğer size bir şey olursa ambulans karın arasından geçip size ulaşır. İyi. Belki de içeride kalsa daha iyi. Louis'i bunu babana götür. Hayır. Banyoya adımımı bile atmam. Baban orada değil ki. Nerede o zaman? Oh, şu işe bak. Bu kar küreği de iyice eskidi. Moruk. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni yakacak mısın yoksa? Annem dedi ki belki biraz ısınmak ister misin? Evet. Hey Bayan Stillman, yardım ister misiniz? Oh, günaydın çocuklar. Gazetemi bulamıyorum da. Biz buluruz Bayan Stillman. Sanırım oraya bakmıştım Tommy. Dikkat et Tommy. Bunu sana söylememem gerek ama kar altında canavar var. Bacaklarına saldırıyorlar ve seni beyazlığın içine çekiyorlar. Ah. İşte burada. Oh, teşekkür ederim Louis. Sen çok tatlı bir çocuksun. Çocuklar birbirine atabilsin diye kar topu yapıyorum. Amma da cesaret. Hileli saldırı planımızda ortaya atılacak bir gönüllüye ihtiyacımız var. Hey, bu haksızlık, hayır. Hey, o benim küçük kardeşim. Saldırın. Aa, hayır. Herkes kar topu savaşı yapmaya bayıldı. Hepimiz de buzlu kar topunun kulağımıza girmesinden korkuyorduk. Durun dedim. Sizin ne kadar iyi olduğunuz benim umurumda bile değil. Ah. Ateş kes. Oh. Oo, kulağıma atmak yoktu. Bakın, Louis ağlıyor. Ben ağlamıyorum. Hey Louis, iyi misin? Ben eve gidiyorum. Geri dön Louis. Ne zaman kulağından vurulacağını bilemezsin ama hep vurulursun. Ne top alıyorsun ha? Acı o kadar fazlaydı ki neredeyse ancak küfür edersem rahatlayacağımı sanıyordum. Ve küfür etmeye başladım. Ay, lanet olsun. Beni duydun mu? Lanet olsun! Bu bağırış çağırışta ne oluyor? Andy, işten sonra ışıkları yerleştireceğiz. Evet, zaten ben de bunun için yaşıyorum. Şansa bak. Ah, ne şans be. Kim acılacak, kim acılacak? Biz savaştayken araba falan yoktu. Bir at arabası vardı o kadar. Annem eğer babamı dışarı çıkarıp bir ağaç aldırmayı başarırsak doğru ruh durumuna girer ve ışıkları yakar diye düşündü. En azından iyi bir fikirdi. Şu işe bak. Bu insanların yapacak daha iyi bir işi yok mu? Bir televizyonları ya da bakmaları gereken hastaları. Hadi ayrılalım. Ben annemle gidiyorum. Bir dakika dur bakalım evlat. Hop dur. Bu adamlarla çalışmak istemiyorum. Çünkü ucuza alıp %200 üstüne koyup satıyorlar. Ya. İşte bunu alacağız. Ha, bu çok iyi bir seçim bayan. Hayır hayır o değil işte bu. Bu ağaç ne kadar acaba? Bu 35 dolar. Ne? Bu kadar parayı eve getirip kuruyor musunuz? Sana bunun için 3 dolar veririm.
Aman Tanrım! Bu benim babam olamaz. Garajdaki testereyi getir bana. Bodrum'dan da destekleri getir. Bence o destekler sadece çiçekleri tutabilir. Hayır, o iyi bir destektir. Nesilden nesile bize miras kaldı. Ben çocukken destek meslek yoktu. Hadi şimdi şımarıklık yapma da getir, hadi. Bu ağaç üzerinde 3-4 saat çalıştı. Sağa doğru getir. Öteki bacağı da yaslasana. Her sene aynı şey. Öteki bacağı da yaslasana. Baba, bu ağaç eğildi. Televizyonun yanına daya, kimse fark etmez. 35 doları aslında bu ağaç dans etmeliydi. Sonunda anne babamı ışıkları düzenlemesi için ikna etti. Fiş nerede? Babamla yine de gurur duyuyorduk. Ben yapmaya kalkarsam yıllar sürebilir ama nasılsa bir sincap gelip gerisini yerleştirir. Hey, hadi öbür akrabalarınkini de yapalım. Bu onların da gecesi, öyle değil mi? İşte size tatlı yaptım çocuklar. Hadi taze taze yiyin. Ellerini yan tarafa koy. Şimdi sağ elini kaldır. Şimdi kaşı. İşte böyle. Şimdi dilini damağına daya. Böyle mi? İşte böyle, işte böyle. Bir yandan kaşınırken bir yandan da konuş. Evet, tamam. Evet, böyle. Şimdi iyice kaşın. Heh. Kaşın, kaşın, kaşın. Evet, tamam, evet, kaşınıyorum. Evet, 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 böyle. Bu işe bak be. Bu da ne böyle? Louis, elindekini bırak da ikinci kanalı aç. Ah Bayan Stillman. Bu yılbaşında Bayan Stillman yalnız, biliyor musun? Şanslıymış. Oğlu ve kızı Florida'da yaşıyor. Onları görmeye gitmek için uçak parası yetmiyor. Bir yılbaşı ağacı bile alamadı. Bu yılbaşında misafir olacağını hiç sanmıyorum. Hiç kimse de yemeğe davet etmedi zavallıyı. Çok yazık. Sessiz olun lütfen! Annem her zaman olduğu gibi sineye çıktı. Onun aslında bunu demek istemediğini biliyor. Neyse. Anneme destek olma zamanının geldiğine karar vermiştim. Hey baba! Dinle dostum! Sen de sessiz ol! Sessiz mi? Ben sessiz olmak için yaratılmamış. Sessiz ol! Bütün aileyi birbirine kattın. Benim bir fikrim var. Fırına çok güzel bir rosto koydum. 3 saatten önce pişmez. Az pişmiş. Tam da benim sevdiğim cinsten. Ben de Bayan Stillman'ın yanına gideceğim ve ona alışverişe gitmeyi teklif edeceğim. Ve bu da size onun evini dekore etmeniz için yeterli zaman demek. Hayır! Bu diziyi seyredebilmek için bütün bir hafta bekledim. Garajda fazladan bir kutu yılbaşı ışığı yok muydu? Hatırlamıyor musun? Onları kuzeninin kocası bize vermişti, öyle değil mi? Onları kullandım. Bayan Stillman'ın ışıkları niye kendisi koyamıyormuş? Çünkü Bay Stillman öldüğünden beri Bayan Stillman hep yalnız. Yapayalnız. Büyük ihtimalle süslemeye parası yetmiyor. Zavallı Bayan Stillman ha? Büyük bir ihtimal sigortada milyonları kapmıştır mutlaka. Ne diye yardım edelim ki? Andy, eminim fazladan bir kutu süsümüz vardır. Eğer fazladan bir kutumuz varsa niye benim odama yakmıyoruz onları? Louis. Onlar raftakilerin yanında duruyorlar, hatırlasana. Tommy'nin saçından hani yakızı çıkartmak için kullanmıştık. 3 saatiniz var. Rafta tinerin yanında ha? Çok akıllıca bir şey. Bu odamı temizlemek için mükemmel bir zamandı. Hey çocuk, paltonu al çünkü benimle geliyorsun. Ben Tommy ile kalsam daha iyi olacak. Ablan ona bakar. Laura, erkek kardeşine dikkat et. Ev havaya uçmasın. Ben Bayan Stillman'ın evini süslemeye gidiyorum Louis ile birlikte. Louis ile birlikte. Tam ihtiyacım olan şey sıfırın altında kocaman ağzı olan biriyle dışarı çıkmak. Bak bu çok önemli. Bütün ampulleri yerleştirmeden önce kontrol etmelisin. Al başına belayı. Seni duydum. Eğer bu ampullerin içinden bir tanesi bile bozuksa asla çalışmaz. Vay! Tamam, çalışıyor işte. Hadi şu işi bitirelim. Baba, inanabiliyor musun? Bayan Stillman'ın yılbaşı ağacı bile yok. Evet, evet. O bizden 35 dolar daha zengin. İşte, çöz bakalım bunları. Çocukluğu böyle parmakları olmayan sosis gibi eldivenlerle geçirmek zaten zor. Bir de işin yoksa bunları çöz. Acele etsene!
Sen başparmağınla uğraşırken ben burada donuyorum. Bu eldivenlerle o çivileri çak da görelim bakalım. Seni duydum. Hadi bakalım, getir onları buraya. Sen merdivendeki silahını at bakalım. Şu ışığı gözümün önünden çekin. Ellerini kaldır ve merdivenden aşağı in. Bunu nasıl yapabileceğimi söyler misin bana? Eğlenceli olacağı benziyor. Eller yukarı dostum. Peki, peki. Aaaa! Güzel işte Joe. Baba, iyi misin? Şaka mı yapıyorsun sen? Ben eskiden paraşütsüz uçaktan atlardım. Palavya. Yanlış anladınız. Ben sadece komşuyum. Yaşlı bayan Stillman için yılbaşı süsleri takıyordum. O yalnız da. Evde kimse yok gibi görünüyor. Esas olan da bu. Bu bir sürpriz. Ben sokağın karşısında oturuyorum. Bakın. Ve buraya ışık yapacaksın öyle mi? Evet, benim tatlı karımın fikri memur bey. Eğer yapmazsam başımın etini yer. Eğer başka bir ev olsaydı sana inanabilirdik. Kelepçe. Hadi bakalım. Hey! Ne yapıyorsunuz siz? Ben savaşa hiçbir katıldım. Hiçbir şey söylememe rahat hakkına sahipsin. Beni. Her söylediğin delil diye kullanılacaktır. Avukat tutma hakkına sahipsin. Bey, affedersiniz. Merhaba. Huhu. Ben Louis Anderson'ım. Bu da benim babam. Bu benim çocuğum. Size doğru söyle. Işık malzemeli ıvır zıvır da orada. Ellerini indirebilirsin oğlum. Sana ellerini indirebilirsin dedik. Onlar zaten inik efendim. Pekala Bay Anderson. Çalışmanıza devam edebilirsiniz. Ama sana bir çift sözüm var. Bu ev seninki kadar güzel olmazsa gelir seni tutuklardım. Tabii canım. Bu zaten benim işim. Babam hiç belli etmezdi ama kendine göre bir şekilde acele bana teşekkür etti. İliklerime kadar dondum. Benim ne işim var burada? Şunu düzgün tut. Ne yapmaya çalışıyorsun? Boynumu mu kıracaksın? Ne bu ya? Bütün beybat işleri ben yapıyorum. Bu hiç eğlenceli bir şey değil. Neden en sıkıcı kısmı bana kalıyor işleyin? Lanet olsun, düşüyorum. Bayan Stillman'ın evini soyuyorlar, yakalayın. Seni canavar. Durun. Duyun. Duyun. Normandiya'dayım sanki. Çocuklar, bu kimin fikriydi? O benim babam. O senin baban mı Louis? Evet. Başımız belada. Ona yardım etmeliyiz. Kenayda bir merdiven var, onu getirelim. Acele edin. Daha fazla dayanamayacağım. Bunu bir daha söylesene. Seni duydum. Bayan Stillman'ın evini süsleyerek sürpriz yapacaktık. Harika bir fikir. Ona yardım edelim, sevinir. Bütün çocuklar Bayan Stillman'ı seviyordu. Birkaç tanesi fazla süsleri var mı diye evlerine konuştu. Babam bu işe gıcık oluyordu. İnsanların yardım etmesinden nefret ederdi. Kendi başına yapmayı tercih ederdi. Eşit bir dağılım yapmak gerek. Yoksa hiç güzel görünmez. Bir anlamı olmalı. Bu kız da amma da ukala. Her şeyi bildiğini sanıyor. Geleceğin annelerinin haline bakın. Çok ukalalar. Aslında hepsinin kafası boş. Bu çok heyecanlı. Umarım çalışır. Şu işe bak be. Şimdi ne oldu? Louis, içeriği kontrol et. Bir bak bakalım, bayan yapayalnız elektrik faturasını ödemiş mi? Evet, mutfakta bir ışık görüyorum. Tamam Louis, onlar buraya gelene kadar 10 dakikamız kaldı. Bütün ampulleri teker teker kontrol edeceğiz, hadi. Böylece babamın söylediğini yaptık. Bütün ampulleri teker teker kontrol ettik. Babam tabii ki kaytardı. Louis!
Çamı atladın. Çamı kontrol et. Sanırım babam ne kadar bağırsa o kadar ısınıyordu. Louis Noel baba. Çalışıp çalışmadığına bak. Çalıştın ama. Peki ya sen çalışıyor musun? Seni duydum. Hey çocuklar, geliyorlar. Bunun arabam olduğundan emin misiniz? Bu yeşil hurda yığınını nerede olsa tanırım. O araba bir klasiktir. Neredeler, ne yapacağız şimdi? Işıklar yanmadı. Merak etme. Bu araba köşeyi dönene kadar çok uzun bir gecemiz var. Hey seni yaramaz ukala. Hey baba, buldum. Fişi takılmamış. Aa evet. Çabuk olun, geliyorlar. Geri çekilin, ne yaptığımı biliyorum ben. Ben savaştayken yapmıştım. Wow! Vay be, başardık. Aman tanrım, buna inanamıyorum. Bu çok güzel, harika. Koşun, koşun, koşun. Babam başarmıştı. Onun bir elektrik büyücüsü olmasının yanı sıra bir sürü insanın yardımıyla ışığın yanmasını sağlamıştı. Sanırım Bayan Stillman'ın sürprize karşı tavrını görünce gerçekten yaptığı şey hoşuna gitti. Yaşlı kuş elektrik faturasını görünce Edison'la biraz arası açılacak. Hey Anderson! Güzel bir iş. Fena değil o. Evet. Bayana Ocak ayında indirmesi için yardım da edersin ha? Oo, yine yakalandım. Mutluyumlar. Harika. Bu iş için babamın aday olarak göstereceği 3 kişiyi tahmin edin bakalım. Bayan Stillman bize sıcak çikolata yaptı ve biz de yeni yıl şarkıları söyledik. Babam bize katılmadı. Bir gece için yeterince sosyal etkinlikte bulunmuştu. Ailenin geri kalanıyla yılbaşı mutluluğunu yaşamak için geri gitti. Aa, ne oldu sana böyle zavallı küçük? O gece babamla gerçekten gurur duyuyordum. Daha sonra Bayan Stillman'ın neden yılbaşı süslemeleri yapmadığını öğrendik. O böyle şeylere inanmıyordu. Bu yılbaşının hem benim için hem de komşularımız için özel bir yılbaşı olduğunu inkar edemem. Yılbaşı sabahı da özeldi. Babam artık hediyelerimizi açabileceğimizi söyledi. Bu gördüğün hediye 12 dolara mal oldu. Onunla dağdan kayarken geyik görürsen onu vur da aylık yiyeceğimiz çıksın. Bu bile faturayı tam olarak karşılayamaz. Onu sevsem çok iyi olur çünkü fazla mesai yapmak zorunda kaldım. Ortalığı da dağıtma çünkü bu bizim evimiz değil. İşte baba, bu da benim hediyem. Ciddi misin? Oh, çok teşekkür ederim evlat. Aa, ben bu aletleri kaybetmiştim. Hey, beni kandırdın seni komik çocuk. Muhteşem. Hadi bakalım, gerçek hediyem nerede? Söyleyin bakalım, bana ne aldınız? Ne aldınız?